Efendim sizlere duyurduğumuz gibi stüdyoda bir konuğumuz var. Hemen kendisine merhaba diyelim. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Gıyabınızda dedik ki bu meseleleri çok iyi anlatır. Sizi niye konuk ettik? Katil iki kişiyi vahşice katleden Semih Çelik'in bu insel grubuyla temasta olduğu ortaya çıktı. Bir de işin Discord boyutu var. Şimdi bizi bir aydınlatın. Evet. Ne oluyor burada? Öncelikle hakikaten her sabah zaten sizlerle uyanıyoruz. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Tüm ailece ederiz. Ben hem Hakan abim olsun hem Ferda Hanım. Sizler gerçekten toplumu bilgilendirmek ve ne ortadaysa bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Yani kitabın ortasından konuşuyorsunuz. Annene de burada evet, saygı, sevgi. Çok, o da zaten izliyor hakikaten. Yani siz zaten ailenin bir parçasısınız. Evet. Bütün ailelerin parçasısınız. Bu son derece kıymetli bir. O zaman şimdi ailelere anlatalım. Evet. Bu Discord ne? Evet, bu insan ne? Ne yapacağız abi? Böyle ne yapacağız biz? Ne çoluk çocuğun elinde, herkesin elinde bunlar. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Discord'dan biraz bir bahsedelim. Fakat tek bir tehlikenin de Discord olmadığının altını çizelim. Mutlaka. 2015 yılında kurulan bir platform. Skype platformunu zaten biliyorsunuz. Evet. İnsanların görüntülü bir şekilde konuştuğu bir mecra. Bu 2015 yılında Amerikan menşeli bir mecra olarak kuruluyor. 2020 yılında pandeminin etkisiyle birlikte özellikle gençlerin sosyal medyadan, diğer bildiğimiz işte Instagram'dan, TikTok'tan ve Facebook'tan kopuşuna fırsat tanıyan ve orada görüntülü konuşmalarını sağlayan bir nevi pandemi döneminde biliyorsunuz her şey işte dediğim gibi fiziksel olarak insanlar bir araya gelmemişti, her yer kapanmıştı. Dolayısıyla sanal ortamda sosyalleşebildikleri bir mecra olarak karşımıza çıktı. Kullanıcı sayılarına baktığımızda da 13-18 yaş aralığının yoğun olduğu, 300 milyon kullanıcının olduğu, 300 milyon. Evet, aylık 120 çok milyon yüksek kullanıcı olduğu ve 13-18 yaş aralığında %90'ını oluşturduğu. Yani ebeveynlerin burada olmadığı, gençlerin de çocukların da ebeveynlerden bir kaçış için kullandıkları bir sosyalleşme ortamı. Bir şey sorabilir miyim? Genelde merak ediyorum. Bunları üzerinden bunları daha çok gerçekleştiriyorlar. Bilgisayar çok kullanmıyorlar. Zaten artık Z nesli dediğimiz Z kuşağı çok fazla bilgisayar istemiyor, kullanmıyor. Direkt taşınabilir mobil iletişim araçları üzerinden iletişim kuruyor. Şimdi bilgisayar olsa bir şekilde aile kontrol sağlayabilir. Fakat telefon kişiye özel olduğundan dolayı buralarda gizlenmeleri çok daha kolay. Çünkü Discord anonim sisteme de izin veriyor. Süre sınırlaması da söz konusu değil. Başına kodlar koyuyorlar. CK911 diyor mesela. Siz o kod aracılığıyla hangi gruba ait olup olmadığını anlıyorsunuz. Bir nevi bir belirteç olarak kullanmış oluyor. Aynı sanal cemaate ait olup olmadığınızı görüyorsunuz. Mesela inseller konusunu sordunuz. İnseller 94 yılında bir kız tarafından kurulan popüler bir kültür geleneği olarak oluşturulmuş, bir internet kültürü oluşturulmuş, bir nasıl diyeyim, bekarların bir araya gelmiş olduğu böyle bir grup. Daha sonra burada erkeklerin de kendine göre bir oluşturduğu grup oluyor. Onlar 2000'li yıllardan sonra tehdit oluşturuyor. İstemsiz bekarlar adını verdiğimiz insel. Evet, aynen, evet. İstemsiz yani şöyle düşün. Ondan mı o insel geliyor? İnsel evet, oradan geliyor. Yani İngilizcesi iki kelimenin birleşiminden insel çıkıyor. İnsel çıkıyor. Involuntary celibate. Evet. Aynen öyle. Onu ben hayatta söyleyeyim. Evet. Involuntary celibate. Şimdi şöyle söyleyeyim Hakan abi. Şöyle bir grup var burada. Tehditler şöyle meydana geliyor. Ya Hakan'cığım sen de zaten hani çok çirkinsin, ben de öyleyim, fakiriz, kızlar bize bakmıyor, kızlar bizi sevmiyor, hep genç erkekler. Psikolojik gaza getiriyor. Bravo. Tamamen bilinçaltına hükmeden bir yapı var. Gençlerin bilinçaltına hükmediliyor. Çünkü ailesiyle iletişim kuramayan, dışlanmış, toplum tarafından dışlanmış, ya benim hiç arkadaşım yok. Hiç kız arkadaşım yok, elini tutamıyorum, sinemaya gidemiyorum, film izleyemiyorum. Sosyal medya mecralarından ulaşıyorlar. Önce masumane gruplarla, işte yalnızlar grubu, bekarlar grubu. Sonra özel mesajlar üzerinden oradan, ya bizim Discord grubumuz var, gel sen de buraya gel. Bak biz bir araya gelelim, belki bir şeyleri değiştirebilecek potansiyele güce erişebiliriz. Bir araya geldik mi birlikten kuvvet doğar gibi, tabiri caizse Türk tabiriyle gazlamalarla psikolojik bir bilinçaltına sonra Semih Çelik gibi katiller bravo bile çıkabiliyor. Ferda bir şey soracağım. Benim korktum çünkü kızımdan. Sen sor ama cevabı reklamlardan sonra alayım. Tamam. Ben en çok şundan korktum. Radyoda dinliyordum yine gelirken. Diyorlar ki 8 ila 13 yaşındaki bir çocuğun ne kadar muhakemesi olabilir? Onları çıplak resmin var diye veya seni annene babana şu şekilde ispiyon edeceğiz diye korkutup
Sonra onlara istediklerini yaptırtıyorlarmış. Doğru. Evet. Vay anam. Bunu nasıl yapıyorlar? Evet. Bence aileler nasıl tedbirler almalı? Lütfen ekran başında kalın. Sadece kısa bir araya ihtiyacımız var. Sonrasında devam edeceğiz. Yeniden sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz üzere Ali Murat hocamız ayakta. Evet. Şimdi bu surlara giderken İkbal ne kadar rahat gidiyor, keşke gitmese ölümüne yürüyor dedik ya. O görüntüyü arkadaşlar ekrana getiriyorlar. Çünkü hoca diyor ki anne babalar ekran başına. Evet. Bakın burada anlatacaklarım çok önemli diyor. Nedir o önemli olan şey? Evet, bakın şimdi dikkat ederseniz katille buluşmasından önceki görüntüleri görüyorsunuz. Gayet kız sakin bir şekilde gidiyor. Daha sonra bir telefon geliyor. Zaten o çevrede sürekli geliyor. Bir anda korku ve panik içerisine giriyor. Hatta bakın orada bir tereddütü de var. Dikkat ederseniz. Yani gitmek istemeyle istememe arasında kalıyor. Peki ben burada size şunu sormak istiyorum. Sizi sürekli sapkın davranışlarda bulunan, sizi sürekli böyle baskı kuran, size sürekli hakaret eden, şantaj ve tehdit altına alan bir kişiyle yüz yüze görüşme ister misiniz? Asla. Hatta ayrılmak istediğinde kendi kalbine bıçak sokan. Evet. Ve kendisini 15 gün hastanede yatıran, önünden dönmüş. Evet. Haleti ruhiyesinin bozuk olduğu ailesi tarafından da sana söylenmiş, sabit olan tespit birine surlara gel dediğinde gider misin? Gider misin? Ben ama gidiyor. Sormuştum. Ama gidiyor. Demek ki... Tezine gelelim. Evet. Sence? Benim tezime gelelim. Demek ki bu kızın oraya gitmesi konusunda karşı tarafta o kadar fazla şantaj ve tehdit edici unsur var ki kız bunları bilmesine rağmen belki de ölümüne gideceğini bile o adamla buluşmaya gidiyor. Katille, kendi katiliyle buluşmaya gidiyor. Bir şey soracağım hocam. Bilgisayarına el konulsa bu anında varsa... varsayımdan konuşuyoruz. Çıkar değil mi hemen? Şöyle evet, zaten benim bildiğim şu an adli soruşturma devam ediyor. Eyvallah. Hakan abi bununla ilgili zaten bunlar kapalı gruplar. Size az önce söylediğim gibi sunucu var. Altında kanallar var. Bu kanallar kapalı kanallar, gizli kanallar. Sadece referansla girdiğiniz yani. Kodla. Kodla ve yönetici olarak sizin girip onay vermesi lazım. Yöneticinin buna onay vermesi gerekiyor. Yani ben Hakan Ural'ı bu gruba almak için onay vermem lazım. Çünkü gizli. Böyle bir şeyi sizin dışarıdan görme şansınız yok. O veriler kimde? O veriler de sadece o grubun içerisinde yer alan kişilerde. Semih de onlardan biri olduğunu düşünürsek katil Semih'in. Yani şantaja uğradı, tehditle mi oraya götürüldü diyorsunuz? Evet, aynen öyle. Şantaj. Şimdi hocayı da zor durumda bırakmayalım. Bu bir varsayım. Evet. Mantıklı ama oturuyor. Şu, hoca diyor ki bu kadar haleti ruhiyesi bozuk. Evet. 2 yıldan beri tedavi gören, ailesi tarafından intihara meyilli tespiti yapılmış. Videoda da gördüğümüz kadarıyla konuşma retoriği de çok anormal olan. Evet. Kendine kalbine bıçak sokabilecek. Defalarca 5 defa psikiyatrdan tedavi destek görmüş. Bu arada da kurbanlarının ailelerine ailesi ulaşılıp aman benim oğlumla görüşülmeyin denmiş birisi. Evet. Gel surlara dediğinde biz de dedik ya burada nasıl gitti nasıl bunlar? Gidiyor? Sura nasıl? Hoca diyor ki acaba tırnak içinde acaba ihtimal üzerine konuşuyor. Şantaj mı yaptı? Görüntüleri mi vardı elinde? O çocukları, o gençleri bildikleri gerçeğe rağmen ikna eden, davranış bozukluğuyla ona rağbet ettirten şantaj kabul edilebilir görüntüler mi vardı? Evet diyor. Ki zaten Discord'un kapanması ve daha doğrusu erişim engeli geldi. Ankara bir sulh ceza hakimliği tarafından erişim engeli gelmesinin de sebebi 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlar mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 8. maddesi kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen. Peki bir şey peki, soracağım. O zaman benim tezimi bu kuvvetlendirmiyor mu? Demek ki bu kişinin telefonu, bilgisayarı incelendi. Orada bir görüntü var. Bir insan nasıl kesilir anlatırken bir balık üzerinden bunu tasvir ediyor. Bakın diyor böyle doğramak lazım. Ve üzülerek söylemek gerekir ki o kızların sansürlenmiş görüntülerinde de aynı manzarayı görmüş yani oluyorsunuz. Yani Discord'taki ekipler gösteriyor. Semih'in bir anlatıyor. Videosu değil. Evet. Anlatıyor. Yani bakın bir insanı böyle doğrarsınız. Hocam, anlatırsınız. Bir şey soracağım. Buyurun. Allah korusun. Şimdi çocuğumda benim telefon var. Ben onun benden habersiz, gizli o aplikasyona girip girmediğini nereden anladım? Ya şimdi bakın şöyle bir durum var.
Bugün belki de sosyal medya mecralarında bizi tehdit eden en temel unsur ebeveyn denetiminin olmaması. Eyvallah. Zaten bu mecraların en büyük sorunlarından biri de ebeveynin kontrolüne vermiyor. Sadece diyor ki 13 yaş sınırı var. Bu sınır nasıl aşılıyor? 20 yaş gösteriyor. Kendini 25 yaş gösteriyor. Ordunuz, giriyor. Tabii. Oradan giriyor. Şimdi aile de sadece bunu şöyle yapabiliyor. Ne yapabilir? Direkt telefonun kendisini görmesi lazım. Şimdi günümüzde... Anlar mıyım? Ya şimdi baktığınızda uygulamaların ekran kullanım süreleri var. Telefonların ayarlar sekmesine girdiğinizde uygulama kullanım sürelerini görüyorsunuz orada. İşte diyor ki WhatsApp'a şu kadar girdi, Instagram'a bu kadar girdi. Bu uygulamada orada ama Discord hocam, da var. Onu bir daha yavaşça anlatır mıyız? Hani çünkü onu yavaş anlatalım ki bütün aileler bunu yapsın. Bakın ben ayarlar kısmına girdik. Ayarlar kısmı ekran süreleri vardır. Ekran süreleri. Evet, aynen öyle. Ekran kullanım süresi. Burada bütün telefonlarda farklı isimler altında bunlar vardır. Hangi uygulamaya ne kadar zaman ayırdıysa 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat bunların istatistiklerini veriyor. Ben ailelerimize şunu söylemek istiyorum Hakan abi ve kıymetli Ferda Hanım. Telefonlarını alacaklar. Tamam. Hangi uygulamaların yüklü olduklarına bakacaklar. Uygulamaları gerekirse internet ortamında arayacaklar. Bu uygulama nedir? Neye hizmet ediyor? Amacı nedir? Dijital okur yazar olmak bu noktada önem arz eder. Çünkü siz hep her şeyi devlete yıkarsanız, beklerseniz bu tarz olaylarla da karşı karşıya kalma durumunuz olur. Herkes kendi bahçesini, evinin önünü süpürmek süpürecek zorundadır. Peki şunu da söyleyeyim. Ailelerimize biz bu katil profilinden hal ve tavırlarıyla ilgili de bir profil çıkardık ya. Anne babalar çocukların hangi hal ve hareketlerinden şüphelensinler? Çok güzel bir soru geldi bence de. Şimdi benim çocuğum var diyelim ve çocuğuma dediğimde bir internete girdiğinde ya da bilgisayar başına oturduğunda ya da telefonunu eline aldığında ya ne yapıyorsun diye geldiğimde eğer hemen eli ayağı birbirine karışıyorsa panik içerisine giriyorsa bir bakayım deyip de ya sen ne yapacaksın niye istiyorsun vesaire diyorsa kesinlikle sizin görmesini istemediğiniz bir eylem içerisinde. Şimdi bu psikoanalizde ben şeyi merak ediyorum. Hani senin dalından bilgilendirelim insanları. Evet. Şimdi bu neydi şey aplikasyonlar adı? Discord. Discord. Ya da Telegram. Bir çocuk girdi. Benim kızım girdi diye. Bilmiyorum. Odasında yukarıda duruyor. Evet. Oradan fotoğrafını çekebiliyorlar mı? Tabii ki alabilirler. Uygulamalara bakın en büyük sorunu buradan çocuklara casus yazılım da gönderiyorlar. Casus yazılım gönderdikten sonra işte diyor ki şöyle bir oyun var deyip kandırıyorlar mesela çocuğu. O ne çıkıyor? Casus yazılım çıkıyor. Telefonunu uzaktan erişim sağlıyor. Verilerini ele geçirerek özel mesaj. Ya şimdi sizin bireysel fotoğrafınız olabilir. Evet. Arkadaşınıza, özelinize göndermiş olabilirsiniz. Müstehcen fotoğraflarınız olabilir. Onlar sizin galerinizde kalıyor. O uygulama üzerinden galerilere de eriştiği için direkt olarak daha sonra buyur diyor fotoğrafı gönderiyor. Al diyor bak bende senin bu fotoğrafın var. Hadi bakayım şimdi benim dediğimi yapıyor musun yapmıyor musun diyor. Tehdit ve şantaj yoluyla. Hocam şeyi de söyler misin? Hocaya ben dedim ki. Hocam dedim. Reklam arasında. Evet. Bu dedim verilere nasıl ulaşıldığını söyledi casus yazılımla. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Evet. Ailelerinin de bütün verileri. Onu da bir söyler misin? Evet aynen çok önemli. Çok güzel bir nokta. Değerli ailelerimiz lütfen bizi mutlaka seyrediyorlardır, dinliyorlardır. Bir çocuğun hayatının kurtarılması her şeyden önce ailesinin ona ilgi, sevgi ve şefkat mutlaka göstermesine bağlı. 12-13 yaşındaki genç kızları önce Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden DM dediğimiz doğrudan mesaj kutusu üzerinden ulaşıyorlar. İsimlerini görüyorlar. Daha sonra diyorlar ki annenin ismi bu, babanın ismi bu. Anneni öldürürüz, babana öldürürüz diyorlarmış. Evet, aynen. Hani bir çocuk için psikolojik düşünsenize ödü kopar, ne yapmaz evet, o? Evet, aynen öyle. Çünkü annenin bütün TC kimlik numaralarından tutun, adresine kadar. Evin burası diyor. Senin evin burası bak evinden gelir, seni gerekeni yaparız diyorlar. Tehdit ve şan, kız da ne yapıyor? 12-13 yaşında bir de ailesinden bir baskı görüyorsa, korkuyorsa... Baba hocam, ben bunu yaptım diyemiyor. Yetişkin bir insanın bile kimyası bozulur. Evet. Birine tehdit et. Şimdi birini ara. Ya evet. Oğlum senin kafanı koparacağım lan ilk kedi. Adam Allah'ımı ciyan olsun bir huzursuz olur. 13 yaşındaki bir çocuğa seni annene söyle, anneni öldüreceğim, babanı öldüreceğim. Bunları yapıyorlarmış Hakan sevgili izleyiciler. Hakan abi herkesin başına gelebilir. Dediğiniz gibi sanal numaralar var. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük sorunlarından biri sanal numaralar. Bunlar ücreti mukabilinde internet ortamından satın aldığınız, uygulamalara erişim sağlandığınız sanal numaralar. İzi ve takibi yok. Fransa'dan alabiliyorsunuz, Malta'dan alabiliyorsunuz, İngiltere'den alabiliyorsunuz. Ne yapıyorum onu alıp? Alıp daha sonra telefonunuzu gizliyorsunuz, uygulamaya erişim sağlıyorsunuz. Daha sonra benden telefon bilgileri istenecek. Ne yapacak? Emniyet diyecek ki şu vatandaşın bana internet bilgilerini, telefon bilgilerini, e-posta bilgilerini ver. Geçici e-posta kurmuş.
kendi e-postasını kullanmıyor. Sanal numara kullanmış, telefonundan tespit edemiyorsun. Telefon olsa Hakan Ural diyecek. Direkt olarak ne yapacak? Bir mahkeme, savcılık diyecek ki ilgili GSM operatörlerine bu telefonun sahibi kim? Bu hat kimin üstüne kurulu? Otomatik bilecek. Suçlular şu an oraya kaydı. Bunlar bu yaştaki çocukları nasıl ulaşarak etkiliyor ki? Mesela diyelim 9 yaşında bir kızım ben, 10 yaşında bir çocuğum, telefonla haşır neşerim, oyun oynuyorum. Çok fazla oynuyorlar. Peki ben nereden bileceğim de onu deneyeceğim? Şimdi bakın, orada en büyük sorunlardan bir tanesi o oluyor. Bunlar aslında sosyal gruplarda ortaya çıkıyor. Yani kişi kendini akranı olarak gösteriyor. Öneriyorlar. Öneriye üzerine gidiyor. Ya şöyle bir oyun var, gel diyor, beraber yapalım. Ve üzülerek söylemek gerekir ki ajanlık şu an bu sosyal medya mecralarına girmiş durumda. Tabii, o da doğru söylüyor. Tabii. İstihbarat şu an buralarda çalışıyor. CIA, Mossad gibi ülkeler kaleyi içten fethedebilmek adına özellikle çocukları ve gençleri kullanarak belli fenomenler üzerinden, yani sosyal medyada ciddi takipçi sayısına sahip kişileri kullanıyor, ücretli mukabilinde kitleleri bu hipnotize edebilecek, onları yönlendirebilecek, çocukları gençleri peşinden koşturabilecek kişileri kapsam alanına alıyorlar. Ücreti mukabilinde onların yönlendirilmesini sağlıyorlar. Oradan bunlar da reklamı yapıyor. Hadi Discord kanalıma gelin. Hadi efendim Telegram kanalıma gelin deyip onları oraya çekiyorlar, tuzağa, çukura düşürüyorlar. Hocam bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi devletimiz yaptırım için var yasalar aslında. Bunu engelledi erişimi. Evet. Bu VPN diyorlar. Giriliyor mu? Evet, şimdi bakın. Giriyor mu? Evet. Arka kapıdan mı giriyorlar? Arka kapı, yani bir maskeleme gerçekleştiriyorlar. Tamam. O da veri teslimi demek. Evet, orada da ne yapıyor aslında? Siz farklı bir IP üzerinden girerken aslında size farklı bir tünel sunulmuş oluyor. O tünelden geçerken de dijital bir ayak izi bırakıyorsunuz. Yani VPN kullanayım derken, özellikle böyle ücretsiz VPN'lerde, Instagram erişim olduğunda da söylemiştim ben, bütün internet trafiğiniz, şifreleriniz, mesajlarınız aslında o kişilerin eline geliyor. Aynen öyle. Yani siz aslında aman o erişim engelini aşayım, VPN kullanayım derken kendi verilerinizden oluşturuyor. O zaman şu an aileleri daha büyük bir tehdit bekliyor. Erişim engeli var ama VPN'le girerse çocuk daha da büyük sorun. Evet. Peki şunu dese biri, ya ben bu dediklerinizin adlarını bile bilmiyorum, buyurun hocam alalım isterseniz sizi. Nedir ne değildir, ben bu siteleri bilmem, Discord'tur Telegram'dır anlamam. Evet. Böyle çok yalın bir dille herkesin anlayabileceği baktım telefona, ne görürsem korkmalıyım. Aynen, bakın telefonuna baktığında hepimizin bilindik uygulamaları vardır kullandığımız. Onlara isim vermeme gerek yok. Onlar dışında uygulamalar oluyor mesela. Bu uygulamaların ne olduğunu birkaç paragraf halinde internet ortamında çok rahat bir şekilde aradıklarında otomatik olarak görebilme şanslarına sahipler. Ama işte ne yapıyor? Çocuk gözümün önünde. Nasıl olsa telefonu elinde, bir şey olmaz. Halbuki görüyorsunuz işte, sizin belki o an gözünüzün önünde ama dışarıda onu bekleyen çok daha büyük tehlikeler söz konusu. Ben değerli ailelerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen çocuklarla iletişime açık olun. Baskı, yasaklama, bunlara gelmeyin. Çünkü iletişime kapalı hale getirirseniz o zaman işte bu insanların kucağına onları atmış olursunuz. Yani düşünün, çok ilgili aileler bile bu tarz olaylara mücadelede çok zorlanıyorlar. Çünkü az önce Hakan abi söyledi. Bana birisi Telegram'dan yazacak, seni öldüreceğim vesaire. Ya o gününü zaten çok ciddi sıkıntılı geçer. Ne oluyoruz der ya, anlattığım bir şeyden dolayı. Yani çok ciddi bir sıkıntıya girersiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Black bir şey mi vardı? Şey, Dark Web. Ne o? Karanlık internet. Evet, Dark Web, karanlık internet. Onlar da verileri ele geçirmiş. Evet, oralarda zaten satılığa orada çıkartılıyor bu veriler. Kredi kartı bilgileriniz, banka kartı bilgileriniz, kullanıcı verileriniz oradan ulaşılıyor. Daha sonra şantaj yoluyla. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Normalde bir arama motoru vardır. Siteye girdiğinizde onu görürsünüz. Bura nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Orada da el altına linkler var. Normalde atıyorum hakanural.com ya da kanalde.com.tr diyelim. Siz buraya girdiğinizde ya da arama motoruna arama yaptığınızda o siteye girebiliyorsunuz. Bunlar el altından, bu gruplar üzerinden. Ne yapıyorum oraya girdiğinde? Burada ne oluyor? Burada ne var biliyor musunuz? Kiralı katilinden tutun. Tabii. Seri katiller, organ mafyası, yasa dışı bahis, kumar. Ne diyorsun sen? Evet, yani webin görünmeyen yüzü, karanlık yüzü ayrı. Senin bir, benim girebildiğimiz yerler değil, girmeyiz de zaten. Ayrı bir tarayıcıyla girdiğiniz ve bu tarayıcı üzerinden işlem yaptığınız anonim olarak trafik kontrolü gerçekleştirilen, yani izinizi gizleyebildiğiniz bir ortam. Burada sadece istihbarat örgütleri işte dediğim gibi var olabiliyorlar. Çünkü normal devletlerin erişebilme şansı da çok çok düşük oluyor. Şunu da söyle. Bizim burada dolaylı arkadaşlarımız yaşadı biliyoruz. Şimdi bu veriler ele geçirilmiş. Evet.
Üzgünüm. Bu biliyorsunuz. Acı ama gerçek. Maalesef. Neden de o da deprem döneminde? Pandemi dönemindeki pandemi evet biliyorsunuz yani hani belli güvenlik açıkları sebebiyle bu bakanlık da biliyorsunuz açıklama yapmış. Bu ayıp bilelim ki olanla anlam verelim. Evet. Bilmezsek anlam veremediğimiz için daha korkarız. Ayıp değil, telafi devletimiz her türlü yine eder ama geçirilmiş. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnanamazsınız. Evet. Sen şimdi anlayacaksın bunu. Evet. Abi 14-15 yaşındaki çocuklar ele geçirmiş bir de buraya. Ne bu dark web'e giriyorlarmış, alıyorlarmış. Abi önüne gelen herkesi tehdit ediyorlar. Evet. Ve nasıl ediyorlar ama? Hı-hı. Bak iyi dinle. Hı-hı. Başına da gelirse şaşırma. Hı-hı. Evet. Diyorlar ki Ferda'cığım senin kafanı kopartacağız. Evet. Hı-hı. Evinin adresi bu. Hı-hı. Bu saatte çıkıyorsun buraya gidiyorsun. Evet. Banka hesabın bu, param burada, evet. Kocanın adı bu. Annenin adı bu. İlaçların bunlar. Babanın adı bu. İlaçların bunlar falan diye. Şimdi bunlar nasıl korkmayacak? Tabii. Ve bunu gidiyorsun şikayet ediyorsun. O kadar ayyuka çıkmış ki hani savcılarımız Allah razı olsun biri. Diyorlar ki çünkü onlar biliyor her dakika böyle bir şey geldiği için ya diyorlar bu bunların işi. Depremzede vatandaşlarımıza bile enkaz altındayken ulaşıp dalga geçmiş. Evet aynen öyle. Çünkü doğum yeri, tarihi, adresi belli ya orada. Konum bilgileri vesaire. Yani onları arıyorlar. Biz seni kurtaracağız, yardımcı olacağız vesaire diyor. Onlara ümit veriyorlar. Bunlar çıktı Hakan abi mesela. Hoca açık açık şunu söyleyelim. Hiç lafı eğip bükmeyelim değil mi? Aileler şu an çocukları odalarındayken ne yaptıklarını bilmiyorlar. Orada bilgisayarda, tablette, aman telefonda. Diyor, o vakit aman geçirsin. Yani şunu diyor mu diyoruz? Aslında siz bakmadığınız her dakika, her saat belki çocuğunuz bu tuhaf yerlerde bir katile dönüşebilir. Evet. Bir Semih Çelik vakası yine karşınıza çıkabilir diyorsunuz. Evet. Doğru mu çok anlıyorum? Çok farklı olaylar var. Bir de şunu istirham ediyorum. Ne yapıyorlar orada bu Discord'da? Bir kere her değere küfür kıyamet. Var hiç, zaten. Hiçbir değer yok Hakan orada. Her şey ayakları Kur'an-ı altında. Kur'an-ı Kerim'i gördünüz işte neler yaptıklarını. Isırıyorlar. O görüntüler var ısırıyorlar filan. Kendilerine almaz zarar veriyorlar. O yaştaki almaz çocuk grubunun Zaten hani ne beklenir yani Harvard mezunu değil o 8-13 yaş diyorsun şu bence önemli nacizane yani hepimizin çoluğu çocuğu var ısra yani şu bazı çocuklar hem yapılarından kaynaklı hem de çok güzel izah ettin ayaktayken yaptığı şeyin rahatsızlığından kaynaklı reaksiyon gösteriyor telefonuna ver bakacağım dediğinde. Hayır bakacaksın o şartla. Diyeceksin ki ben senin telefonunu elime alıp bakacağım. Evet. Kontrol edeceğim. Arkadaşından gelen mesaja da bakacağım. Neyse. Bu şartta kullanacaksan kullan. Bu kadar. Baştan bu kurallar, ilkeler konulması gerekir. Yani bir nevi akit gibi düşünün bunu. Bu Discord. Discord sadece bildiğimiz Telegram Discord, TikTok. Mesela, aynen. Sayın hocam isimleri yani, sayın. Hocam bir şey duydum. Onu da ikaz edeyim ki anlayabilelim. Bakın çocuk giriyor buna. Şu telefondan canlandırma yapalım. Ben çocuğum girdim. Hocamın dediği aplikasyon Discord'a girdim. Orada da beni cezbeden veya tavsiye edenin söylediği gelişmelere müteakip oturdum odamda. Aynen bakıyorum. Bakıyorsunuz. Şimdi buradan fotoğrafımı çekiyorlarmış. Evet, uzaktan erişim sağlayarak fotoğrafınızı çekiyorlar. Bakın, yarı çıkmakta olabilirsiniz, bakın, tuvalette olabilirsiniz, banyoda olabilirsiniz. Fotoğrafımı çekiyor. Rahatsız edici bir şey olmamış olsa bile o fotoğrafla Photoshop yapıp yapay zekayla çok rahat yapıyorlar. Sana atıyor onu. Evet. Çocuğun psikolojisini düşünün. Çıplak. Evet. Fakat kafası kendisi. Hı-hı. Çocuk senin benim gibi deepfake algılamaz o yaşta. Evet, deepfake'lerin sahibi. Diyorlarmış ki şimdi bizim dediklerimizi yapmazsan senin bu çıplak fotoğrafını annene babana atarız her tarafa. O çocukta görüntüsü ne yaptırmazsan ona? Her şeyi yaptırırsın. Aynen öyle. Her şeyi yaptırırsın. İşte sosyal medyanın kontrolsüz denetimsiz yapısı diye boşuna söylemiyoruz. Bir Filistin bayrağını otomatik olarak kaldıran, Filistin paylaşımlarını kaldıran sosyal medya mecraları çıplaklık, müstehcenlik olduğunda bunlara izin veriyor. Niye? Sebep? Akıl almaz. Akıl almaz tabii ki. Gelin ondan sonra da düşünmeyin bu nasıl konuları. Bir kaos oldu bu Semih Çelik'in yaptıklarına bu tarz platformlarda bir tırnak içinde övgü de var değil mi hocam? Şimdi insel grupları var ya. Hocam bunlar şöyle yapalım mı? Hı-hı. Çok özür dilerim sizi böleceğim ama bir canlı bağlantımız hı-hı olacak. Cem Gariboğlu davasında bir gelişme yaşandı ki günlerdir konuşuyoruz. Geçen hafta mezar açılmıştı ve orada yatanın Cem Gariboğlu olduğu kesinleşti. Alınan DNA'lar neticesinde. Karabulut ailesini temsilen, yıllardır davayı takip eden Doktor Rezan Epözdemir şu anda canlı yayınımızda. Rezan Bey merhabalar diyoruz öncelikle size ve hemen merhaba, sormak istiyoruz. Ha, bu arada telefon bağlantısı
bağlantısındasınız anladığım kadarıyla. Hemen düzelteyim. Rezan Bey, şimdi bu son gelişmeden sonra siz ve Kara Bulut ailesi çıkan neticeyle bütün şüpheleriniz giderildi mi? Şimdi biliyorsunuz bu dosyada adli tıpta, yargıda, emniyette çok büyük skandallar oldu. Evet. Yavuş'un geçmişini bir üzerinden geçersek buna çok net muhtali olabiliriz. Adli tıpta bir sperm skandalı oldu. Bir DNA otopsi incelemesi sırasında bir başka cesedin spermi maktulü iç çamaşırı, münever kabuk iç çamaşırına bulaştı ve kontaminasyon yoluyla bunun olduğu söylendi. İlkokul mezunu bir teknisyen mi otopsi incelemesi, 11 otopsi bir arada yaptı denildi. Geldiğimiz nokta itibariyle 11 otopsi bir arada olduğu için ilkokul mezunu teknisyen tarafından yapıldığı için bulaştı denildi. 16 kişiden DNA alındı, kamu zararı uğradı. Baktığımız zaman 4 ay sonra adli tıp kurumu dedi ki pardon, böyle bir hata yapmışız. 16 kişinin otopsisini aynı anda yaptık ve bir başka cesetten bulaştı. Emniyette olay yerine giden polisler babayla oğula yakalamaya gittiği Cem Gariboğlu'ya babasına yol verdiler. 700 bin euro para bulundu. İyi hatırlar oradaki kıymetli arkadaşlarımız. O 700 bin euro tutanaklarda yok. Baba 30 bin dolardı bana verildi diyor. Polisler 40 bin euroydu bana verildi diyor. Kimisi orta katta, kimisi üst katta diyor. Kamera kayıtları kırıktır denildi. Kamera kayıtlarının kırık olmadığını ortaya çıkardık. Aslında silinmiş, manuel bir şekilde atılmış kamera kayıtları. Ve cinayetin önemli delili. Önceden testereyi alıp getirmiş Cem Gariboğlu. Sonra maktulü Münevver Karabulut almış ve 18.46'da kafası gitar kılıfında, vücudu valizde olacak şekilde evden ayrılmışlar ve babaannesinin evindeki çöp konteynerine bırakmış. Yargıda yine skandal yaşandı. Dosyada tahliye kararı veren mahkemenin daha önce, yıllar önce bu ailenin tarafı olduğu bir dosyada beraat kararı verdiğini ortaya çıkardık. Çekinmek zorunda kaldı. Bunu niye anlatıyorum? Yani Türk hukuk tarihinde yaşanan en büyük skandallar bu dosyada yaşandı. Adliyatta, yargıda, kollukta ve bir dava 11 dava oldu. Biz tek başımıza sosyal somut projesi olarak burada mücadele ettik ve bütün failler emsal mahiyette ceza aldı. Şimdi bunu kenara koymak istiyorum. Bütün bunlar yaşandığı için Türkiye kamuoyunda hala bir güvensizlik var. Toplumun %95'i buna inanmıyor. Geldiğimiz noktada biz son 2 yıla kadar böyle bir petika, bir başvurusu yapmamıştık. Ne zaman ki son 2 yıldır gayri insani, gayri vicdani bir şekilde o kanlı kanepenin üzerinde paylaşım yaptı Gariboğlu ailesi. Testereli musluklu paylaşımlar yaptı. İnternetten Cem Gariboğlu'nun yaşadığına dair oyunlar oynadı. 3 Mart'ta Münevver'in katledildiği gün ki 29 bıçak kesisi, 5'i münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış hunharca ve vahşice bir cinayetten bahsediyoruz. O gün kutlamalar yapmaya başladı ve bunu kamuoyunun gözüne sokarcasına yapmaya başladı. O zaman Süreyya Bey'e de geldi, dedi ki bu, ben inanmıyorum, bu cinayete kıymet atfediyor, kutsiyet atfediyorlar. Bu insanlar bizim kızımızı katlettiler. 15 yıl boyunca bir başsağlığı, rahmet ve taziye dileklerini iletmediler. Hakeza mezar başında da avukatları bunu iletmedi. Ama kalkıp bu cinayete bir kutsiyet atfediyorlar dedi. Mezarın açılmasını talep ediyorum dedi. Yani bugün diyor ya Gariboğlu ailesi, niçin mezarın açılmasını talep ediyorlar? Bundan sizin son 2 yıldır gayri insani, gayri vicdani ve gayri ahlaki bir şekilde adeta bu cinayete kıymet atfedercesine yapmış olduğunuz paylaşımlardan, mezarın bakımsızlığından, içinde bulunan poşetten, burada aileye nedamet gösterip taziye dileği dahi iletmek sizin geldiğimiz nokta itibariyle böylesine gayri vicdani paylaşımlar yapmanızdan. Geldiğimiz noktada biz talepte bulunduk. Başsavcılık makamı talebimizi karşıladı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Sayın Adalet Bakanı da, yani çok teşekkür ediyoruz aile adına da, Sayın Bakan da bu konuda bir fikri takip sürecini işletti, geliştirdi. Dolayısıyla biz maddi gerçek ortaya çıksın, adalet tecelli etsin diye çaba içerisine girdik. Fetika bir işlemi yapıldı. 4 gün gibi bir sürede adli tıp kurumu raporunu verdi. Biz bu mezarda bulunan 30 saatli 30'luk poşetin incelenmesini talep ediyoruz. Başsavcılık o talebimizi de kabul etti. Şu an itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yolla dolu kriminoloji laboratuvarına gönderdi. Kriminal laboratuvarda orada DNA ve parmak izi incelemesi yapılacak. Ondan sonra süreç daha netleşip berraklaşacak. Ben aileyle paylaştım. Bizler avukatız. Evet. Özenli iş görme borcumuz var. Talep ve talimatla bağlıyız. Kızları katledilen, yarınları, umutları, geleceği ellerinden alınan aile. Böylesine hunharca ve vahşice bir cinayetle, canavarca ise kızları katledilen aile. Dolayısıyla biz talimatla bağlıyız, taleple bağlıyız. Kendi görüşümüzü, kanaatimizi paylaşırız. Mütalaamızı aile veririz. Ne dedi ama çıkan sonuca peki Rezan Bey? Onu yaparız. Aile ne dedi?
Onu söyleyeceğim. Aile Hı-hı. adına hak arama özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Hukuk devletinin geliyorlar diye aile adına bu işleri temsil ediyoruz. Söyledim ya, bir dava, 11 dava oldu, hepsiyle mücadele ettik. Bütün bunları da aile adına yaptık. Ailenin bakış açısıyla perspektif önemli. Çünkü onlar asil, biz vekiliz, talimatla bağlıyız. Ama kendi kanaatimizi paylaşırız. Paylaştık da aile raporu itiraz edilmesini talep ettiler. Bir üniversiteden, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nden veya Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurullarından, itiraz merci orası, yeniden rapor alınmasını ve poşetle ilgili inceleme yapılması, kemik eşi tespitinde istenmesini talep ettiler. Yazılı olarak aldık talimatı. Biz de olarak özel ilişkilerle bordumuz kapsamında hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Hukuki yollara başvuracağız. İtirazımızı yapacağız. Rezancığım, bir şey soracağım ya. Rezancığım. Bir şey soracağım. Şimdi ben seni senelerdir takip ederim. Kendi duygu ve düşüncelerini mesleğinle de sentezleyerek çok güzel ifade eden bir arkadaşsın. Şimdi bu konuyla da çok ciddi tecrübelisin. Çok müthiş bir kronoloji serdin önümüze. Ses de net geldi. Bir kere bu vahşi katliamın, cinayetin en başından sonuna kadar her şey anormal gitmiş. Şüpheye yönelik anormalilerin bir kronolojisini saydım bize. Yani ailenin tavrından, tutumundan, o süreç içerisinde uygulanması gereken prosedürlerin anormalliğinden, o çelişkilerden kaynaklı şüpheye yönelik söylemlerden eylemlere kadar ve bugünün neden bugüne gelindiğini haklı olarak dile getirdin. Ama şimdi de bu saatten sonra yapılabilecek maksimum talep Fethi Kabir'di. Ona da bizzatihi bulundun ve şahit oldun. Tabii ki bir hukukçu olarak görüşün, sorumlulukların, işte ben asilim, vekil, bunları da çok iyi anlıyorum. Ama her şeyden önce sen bir insansın. Ve mantıksallığın var. Ben bunu çok önemsiyorum, mühimsiyorum. Peki dışarıdan bir göz olarak, yani bu konunun, Cem Gariboğlu hadisesinin en başından şu anına kadar, Fethi Kabir dönemine kadar yaşadıklarının tamamından bugün çıkan adli tıp sonucuna tatmin misin? Alo. Duyuyoruz biz sizi Rezan Bey. Hakan dedi ki bir insan olarak avukat kimliğinin dışında duyuyor mu? Benim söylediklerimi duydu mu Rezancığım? Yok, duyamadım üstad, biraz. Şöyle kısacık hemen söyleyeyim. Tamam. Şöyle biraz aktarayım Rezan Bey. Siz avukat kimliğinizin dışında, onu bir yana bırakırsak, İnsan Rezan Epözdemir çıkan karardan tatmin oldu mu diyor. Şöyle, ben bu süreçte tekrar söyleyeyim. Bu son iki yıldır yaptığımız başvuruda bugün itibariyle mezarın açılması, Fethi Kabir'in yapılması, poşetle ilgili DNA şu an yapılıyor. DNA ve parmak izi incelemelerine ilişkin taleplerimizin kabul edilmesi konusunda bir insan olarak hem başsavcılığın yaptığı çalışmalardan hem Sayın Adalet Bakanı bu konudaki insani feraset tavrından, fikri takibinden son derece mutluyum. Bir hukukçu olarak ve bir insan olarak da. En azından maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecellisi, kamu vicdanının rahatlaması için çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bizim bu taleplerimiz sonuçsuz da kalabilirdi, kadif de kalabilirdi, akamete de uğrayabilirdi. Ama gerçekten bu Türkiye toplumunun %95'inin inanmadığı bir noktada bu işi çözmek, zuhulete kavuşturmak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına bir çaba var yargıda. Sayın Başsavcılık makamında var, Sayın Bakan'da var, Hakez'de var, Sayın Yılmaz Sunç'ta var. Dolayısıyla bu konuda yapılan çalışmalardan ben bir hukukçu olarak tabii ki mutluyum. Çünkü bizim incelenmesini talep ettiğimiz bütün taleplerimiz an itibariyle karşılanıyor. Biz 15 yıldır bir mücadele veriyoruz. Son 2 yıldır da bu paylaşılan fotoğraf ve sonraki deliller nedeniyle Fethi Kabir istedik. O da yapıldı ve rapor geldi. Ben de döndüm. Tekrardan poşet üzerinde inceleme istedim. O talebimiz de kabul gördü. Şu an olayı aydınlatmaya çalışan, olayın üzerine giden, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan bir yargı mekanizması var. Geçmişin aksine. Dolayısıyla şu an yapılan çalışmalardan tabii ki bir hukukçu olarak her şeyden önemlisi adaletin tecellisini, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını, kamu vicdanının rahatlamasını savunan bir yurttaş olarak, Hakan Ural'da olduğu gibi böyle bir yurttaş olarak tabii ki çok mutluyum yaşanılan gelişmelerden. Bu taleplerin müspet anlamda sonuç bulmasından ve başsavcının bu olayın üzerine giderek olayı aydınlığa çıkarma çabasından, ona ilişkin iradesinden tabii ki mutluyum. Rezan Bey, topraktan örnek alınmış mıydı Fethi Kabir'de? Yani topraktan örnek alındıysa zaman içerisinde erimiş bir kefene dair bir parça, şöyle bir parçacık bulundu mu? Tıpçılar 10 yıl içerisinde eriyebileceğini söylüyorlar. Evet.
Dolayısıyla o aditifçi arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımızın bir tespiti var. Onu anlayabiliyorum ama orada 30x30'luk bir defa mezar çok bakımsız. Hiç gidip gelinmemiş. Şimdi adli tıptan cesedi bile aile teslimi almıyor. Avukatları teslim alıyor. Yani bu konuda hiç böyle bir inisiyatif almıyor. Yani sonuçta cani de olsa sizin evladınız, insan gibi cesedini teslim almaz mı? Onu da almıyorlar. Diğer taraftan içeride 30x30'luk bir poşet var. Bizim için o poşet nasıl, ne zaman, hangi koşullarda orada konuldu, yer aldı, bunun tespiti çok önemli. Onun için de başsavcılığa talepte bulunduk. Poşet inceleniyor zaten. Talebimizi kabul etti. Parmak izi ve DNA incelemesi yaptırıyor Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal laboratuvarda. O raporda geldikten sonra süreç tamamen aydınlığa çıkacaktır diye düşünüyorum. Rezan Bey, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yayına katılıp bizi aydınlattığınız için sağ olun, var olun. Anladığımız şu, Karabulut ailesi rapora itiraz ediyor. Bir poşet bulunmuştu, mezardan poşet çıkmıştı. O poşette de parmak izi incelemesi yapılacak. Daha aslında poşeti düşündüğümüzde süreç tamamlanmamış. Ali Murat Kırık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınıza katıldığınız için. Sağ olun. Hakan Ural, teşekkür ederiz. Yarın biz gelişmelerle yeniden izleyicimizin karşısında olacağız. Görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın.